Evet, bugün seyyar kürsüyü Kurban Arefesi'nde Adana Asrı Mezarlığı'nda açıyoruz. Burası Adana şehitliği. Anlamlı bir yer. Çok özel bir program olacak. Annem başımız sağ olsun. Allah razı olsun yavrum, Allah razı olsun. Siz Şehit Asubay Üsçavuş İsmail Demir'in nesi oluyorsunuz? Annesiyim. Annesiyim. Tabii şehitler Kur'an'da belirtildiği gibi onlar ölüler değildir, onlar yaşıyordur. Evet. Rabler tarafından rızıklandırıyor. Evet. Deniyor. Evet. Tabii biz ona iman ediyoruz. Siz nasılsınız yani, bir bayram bu zannedersem üçüncü bayram mı? Evet, üçüncü bayram. Çünkü tarihe göre bakarsan. Evet, üçüncü bayram. Nasıldı İsmail Bey, nasıldı? Şehidimizden anınızı anlatın. Anımız yani her şey bir anı, hani hangisini anlatayım yavrum? Her şey çok güzeldi. Tabii şimdi anı derken sen onu yani dünyaya getirdin. Evet, evet. Hani son şeyini anlatayım. Yani tabii izine. Çok uzun şeyler vardı. Son izine geldi, yine şehadetinin arası tam bir yıldı. Bir yıl. Bir yıl görmedin. Görmedik yavrum. Yani şehadet haberini aldığımız bir yıl önce kendisini buradan gönderiyorduk. Ve Ramazanlıktı, yine Ramazan ayıydı. Zöhürden sonra gidiyor işte, vedalaştık, sarıldık. Ben ağladım. Ağlayınca annem neden ağlıyorsun? Ben çok rahatım, ben çok iyiyim dedi. Olacak olan burada da olur dedi. Yani olan şerefimizden olur diyerek arabasına bindi gitti. Gördüğümüz oydu ve bir yıl sonra şehadet haberini aynı saatte aldık, zühürden sonra. Yani zühür imsak vaktinde. Şey var mıydı, bir telefonlaşıyor muydu? Mesela tabii ki. En son bir gün önceydi. Bir gün önce Kadir Gecesi'ydi. Kadir Gecemizi kutladı. İşte annem her şeyimizi topladık. Geliyoruz dedi. Tayini çıkmıştı Yalova'ya. Geliyoruz, her işimiz bitti dedi. Bayramdan sonra inşallah çıkacağız yola dedi. Yani yoldan çok korkuyorduk. Yoldan çok korkuyorduk. Trafik kazası. Öylesi işte, yol Şırnak'taydı, Beytüşebap'taydı. Oradaki o işte yoldan korkuyorduk. Ve şehidimiz lojmanda oldu. Lojman hiç aklımıza gelmiyordu. Lojman saldırısında. Acısı çok. Acısı çok. Hani kendinin mertebesi çok güzel. Hani kendinin güzelliği kadar acısı da çok. Ama her şey takdir Allah'ındır. Mutlaka ki. Rabbimdandır her şey. Vatan sağ olsun yavrum. Hani bir İsmail'ler, bir Ali'ler, bir Mehmet'ler gider ama yerine bin tanesi gelir Allah'ın izniyle. Yani bu vatan böyle böyle ayakta kaldı. Bunların yüzü suyu hürmetine ayakta kaldı. Bunlara çok şey borçluyuz. Çok şey borçluyuz. Hani bir benim evladım değil, hepsi bizim evladımız. Hepsi bizim evladımız. Vatanımız sağ olsun. Vatanımız sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Mesela şehitliğimiz güzel, bir şehitliğimiz var. Evet. Ama sizin gördüğünüz eksik falan var mı? Yok yavrum, mı? Yok yavrum. Biz hani devlet... Hizmetler güzel değil çok mi? Çok güzel, çok güzel yavrum. Çok güzel. Hani ve sürekli de sorarlar. Bir eksiğiniz, bir isteğiniz, bizden bir diyeceğiniz var mı diye sürekli de halimiz, hatırımızı sorarlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz o zaman tekrardan şehidimizden şefaat dileyelim. Çünkü şehitler şefaat yani için. Yani mutlaka Peygamber Efendimiz'den sonraki makamdalar. Çok güzel bir makamdalar diyorum ya. Kendiler çok yani güzel bir makam. O yüzden başsağlığı dilemeyin, ben şehidimizden şefaat diliyorum. Öyle yavrum. Sağ olun, teşekkür ederim. Beyefendi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanıyalım. İsmim Faruk. Bu şehidimiz zannedersem çok yakında defnedildi. Evet, evet, dün defnedildi. Dün? Evet, evet. Daha 24 saat ancak. Aynen, aynen. Bu şeyde Diyarbakır'da PKK'lı hainler tarafından bu suya düşürüp öldürülen vatandaşımız. Sivil. Sivil, evet. Sivil vatandaşımız. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Sizin neyiniz olur abi şehidimiz? Bunu tanımıyorum ama ben bir Türk vatandaşıysam benim kardeşim demektir. Öyle bakıyorum oraya. O yüzden geldim. O yüzden
toprağına bir su serpmek istedim. Elinizde suyunuzla geldiniz tabii, değil mi? Bir tabii, görev vaat ettiniz ona. Tabii ki ne demek görevleri. Hepsi aynı bizim için değişmez yani. Böyle zaman zaman gelir misiniz abi? Ailem mezarlığı burada olduğu için zaman zaman geliyorum. Kendim Mersin'de oturuyorum Erdemli'de ama ziyaret ediyorum. Erdemli'den buraya evet, geliyorsunuz tabii, 170 tabii. kilometre. Evet. Ve ziyaret ediyorum. Şehitliği ziyaret etmeden de gitmiyorum. Evet. Hepsine dualarımızı gönderiyoruz. Tabii ki başka bizim neler yapıyorlar? Mesela buraya şimdi suyumuzu döktün. Başka dua ediyoruz. Otlarını falan tabii. Yani olsa toplarım neden ama sağ olsun bize gerek kalmamış. Pırıl pırıl yapmışlar. Şehitliğimiz çok güzel ama diğer taraflarımız fazla güzel değil. Mesela taşlar hiç daha yapılmamış. Mezarlığın diğer tarafları yapılmamış. Tabii. Buradan bahsediyorum yani. Az ileriden. Yani bunların yapılması gerekir. Buradan girişimize, şehitliğimize kadar çok güzel. Tabii ki komutanlarımız, ordu mensuplarımız, belediye başkanlarımız geldikleri için onu bir şey olarak görmüşler. Çok güzel yapmışlar ama diğer tarafları da yapmaları lazım. Diğerlerine de önem vermemiz lazım. Oraların da ara yolları yapılsın. Yani biz hepimiz geldik ve gideceğiz. Hepimiz toprak olacağız. İnsanlar geldiği zaman böyle çiçek gibi görsün buraları. Tertemiz görsün. Biz böyle istiyoruz yani. Yani siz hayatın bir gerçeğinden bahsediyorsunuz. Tabii, buralar güzel diyorsunuz. Tabii, protokol geldi için evet, ama evet, evet, mesela sağ ve solu tabii, yine yani daha düzgün olması lazım. Bakıma var. İhtiyaç yok. Gene evet. De teşekkür ederiz. Tabii ki ilgileniyorlar ama oraları da yapılsa daha güzel olacak. Evet. Daha şirin olacak yani. Evet. Burası bizim son noktamız. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. O yüzden her şeyin doğrusunu, iyisini bu insanlar, bu halk. Ailem burada dedin. Kim var? Evet, abi? Annem, babam, dedem, nenem ama hepsi burada. Neredemlisiniz? Ben oraya göçtüm. İşim icabı. Evet. Oraya göçtüğüm için. Var burada aile mezarlığımız. Yani diyelim ki siz Allah geçinden verse vefat ederseniz Erdem var mı burada mı olacaksınız? Burada var. Buraya geldiniz. Evet, annemin yanı var, babamın yanı var yani. Allah nereye nasip ederse tabii ki. Yani güzel bir şey aslında yani ölümü hatırlamak hani dini kitaplarda evet. Da der ölümü çok hatırlayın der. Evet. Hatta ben biliyorum mesela bazen köylere gittiğimiz zaman çocukluğumuzda giderdik hala yaşıyorlar. Evet. Evde mezar taşları yazılı vaziyette duruyor hazır böyle. Evet. Yani şu an duysalar çok garipserler ama eskiler öyle yaparmış yani. Aynen mesela size eğer mümkünse anlatayım benim babam burada 31 yaşında vefat etmiş. Hepsinin ayrı bir anısı var gerçi. Bütün mezarlıklarda ayrı bir anı var. Bizim de farklı bir anımız var. Mezarı kazan arkadaşlarla babamla arkadaşa geçerken şaka yapıyorlar. Diyorlar ki ya bu mezar sana göre arkadaşı. O da diyor ki niye ben daha çok gencim çocuklarım çok ufak diyor. Babam ertesi sabah trafik kazası geçiriyor vefat ediyor aynı mezarlığa getiriyorlar. Şaka yapılan mezarlığa. Mezara deşen arkadaşlarımız da babamın arkadaşını görünce diyor ya hayırdır başın sağ olsun. Ya dün şaka yaptığımız var ya diyor işte. Evet o diyor adamlar kürekleri bırakıyorlar, atamıyorlar toprak yani. Herkesin burada farklı bir anısı var. Her mezarda farklı bir hikaye var. Yani hepsine saygı duymak lazım. Hep geldik ve gideceğiz. Dünyada insanların başına iki şey birer kez geliyor. Birisi doğmak, birisi ölmek. Gerisinin hepsi yalan. Elhamdülillah Müslümansak buna inanmak zorundayız. O yüzden bütün ölmüş kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun. Çok vatanımızı koruyan, işte bizlerin rahat uyumasını, gezmesini, tozmasını, gezmemizde, tozmamızda, yememizde, içmemizde en büyük etkenlerden olan bu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, polis kardeşlerimizi şehit olan hepsine minnettarız. Hepsine binlerce teşekkür ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin, ailelerine sabır versin. Onların hepsi bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Allah dirliğimizi, düzenimizi bozmasın. Teşekkür ederiz. Peki. Çok güzel temennileriniz, dualarınız için. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar şehit yakını mıyız? Evet. Evet yine bir şehit yakınıyla beraberiz. Arefe günü bugün şehitlik yoğun bir ziyaretçi akını var. Beyefendi siz tanıyalım. Benim adım Ahmet Özmen. Özmen evet. İsmi hiç yabancı gelmiyor. Evet. Ben Özmenleri tanıyorum. Nerelisiniz? Valla kökümüz bizim Harput'tan işte atalarımız gelmiş Adana'ya. Elazığ Harput. Elazığ Harput aynen öyle. Evet şehidimiz neyimiz oluyor abi? Şehidimiz yeğenim olur. Yeğenim derken? Ali Özmen. Abimizin oğlu. Evet. Öyle işte. Allah rahmet eylesin. Geçerken mutlaka yanı geliyorduk her sene.
Mekanı cennet olsun. Bu vatan için şehit oldu. Allah rahmet eylesin diyecek bir şey yok yani. Allah vatanımızı korusun. 18 yıl olmuş. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Nasıl bir hatıramız vardı Ali Bey'le, Ali Özmen şehidimizle? Devamlı yani görüşürdük. En sonunda nasıl diyeyim size, yemeğimizi falan yedik. Bunu yolcu ettik. Yani Adana'dan. Adana'dan yolcu ettik biz bunu. Evet. Ondan sonra nereye tekrar. Nereye gitti abi? Bu Şırnak tarafına gitmişti. Yine doğu, doğu tarafında. Orada şey yaptı yani, şehit oldu. Allah rahmet eylesin yani. Ya siz diyecek bir şey yemek yok. Yediniz, yolcu ettiniz. Ya, aynen, ondan zaten görmedim zaten ondan sonra. Ondan haber sonra ne zaman geldi? Haber hemen hemen 7 ay 8 ay sonra yani. Tabii. Beklemediniz, ummadınız bir anda. Ummadığımız nasıl anda. Nasıl oldu ilk duyduğunuz anda? Böyle bir tabii şok olduk yani. Mutlaka yani şok olun. Yani ölüm ya bu. Şimdi ölüm ama tabii şehit olması ayrı bir belki ya, bir teselli olabilir değil mi? Ya o kadar, ne kadar teselli olsa yani ne diyeyim sana, vatan sağ olsun diyoruz. Yine vatan sağ olsun. Dur ben ağlatacağım şimdi ya. Anacığım nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arefe günü. Bayram yarın. Ama evet. Yeni olmuş değil mi? Yani çok da uzun olmuş. Evet. Üçüncü bayram gibi. Evet, üçüncü bayramımız. Acı dolu üçüncü bayram. Bize bayram mı? Bayram ama bayram değil. 2016'nın 19 Şubat'ında. Ne diyeyim kardeşim, ne söyleyeyim. Bitmiyor, tükenmiyor. Aha bak, bir benimki mi? Yüzlerce, binlerce. Allah hepsinin anasına babasına sabır versin. Allah razı olsun. Allah kimsenin yokluğunu vermesin. Evet. Yani ölüm bir gerçek. Ama şehit olması teselli olabilir. Hani. Şehit olmasına zaten mutluyum. Kötü bir yerde, kötü bir şekilde olmadığına da mutluyum. Ona da inanıyorum Allah'a çok şükür. Ne bileyim, ne söylenir, ne yapılır bilmiyorum. Allah da kendilerine bildiği gibi yapsın o teröristler. Bizi yaşlı bıraktılar, göz yaşlı. Bize bir anınızı anlatın. Neler yapardınız? Her şeyimiz beraberdi bizim. Her şeyimizi beraber yapardık, paylaşırdık. Yarım ekmeğimizi paylaşırdık, 10 liramızı paylaşırdık. Ne bileyim, annem derdi, anam derdi, her şeyleri mutlulukla yapardı, hiçbir şey zorsunmazdı. Mesela bir güldüğünüz anınızı anlatabilir miyim? Mesela bir düğüne gittiniz veya sana bir şaka yaptı, böyle bir şey. Ne olabilir? Yeğenleri doğduğunda çok mutlu olmuştu. Yeğenim oldu diye çok mutlu olmuştu. Onlar gider görmeye giderdi. Böyle şimdi evde yalnız kaldığınız zaman böyle hatırlıyor musunuz? İşte şurada şunu yapardı, burada bunu yapardı. Gelir boynuma sarılırdı, anam derdi falan böyle. Ben bir hastalık geçirdim. Hiç canımdan ayrılmadı. Kızım gelin de her şeyime koştururdu. Kızım gibiydi yani. Oğlumdu, canımdı. Ne bileyim. Neyse, Allah sabır versin. Amin. Biz İnşallah. Acımızı paylaşıyoruz. Tabii ki. Hayırlı sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Tüm Adana halkının Kurban Bayramı mübarek olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin. Tüm ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Amin. Abi kim var? Mezun. Annem, tabii, babam. Burada bir yakınımız var. Evet, yani. Evet. Nenem. Tüm herkes buradalar. Evet, siz de hazırlı geldiniz kovalarla. Biz de kovalarla geldik de yani belediye geçen geldiğimizde suları açmamıştı. Şimdi açılmış. Şimdi sular var değil mi? Biz peki, de kovalarımızda kaldık. Evet. Ne yaptık abi? Temizlik falan mı? Temizlik yapıldı. Çiçek hem sulandı. Çiçek geçen ekmiştim de şimdi tekrardan
kurumuş. Tekrar şey yapacağız yani, yine ekeceğiz. Evet. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sağ ol. Tüm Adana'nın. Yine kabristandayız. Tabii kabristanın özel kendine has mahremiyeti var değil mi? Yani, ulviyeti evet. var. Tabii sevgili hocalarımız da bize yardımcı oluyor. Hocam merhabalar diyeyim. Merhabalar. Merhabalar. İsmim İslam Çelik. Büyükşehir bünyesinde. Mezarlıklarda çalışıyoruz. İşte Arefe gün. İnşallah cenaze çıkmaz başka da bayram geçinceye kadar. Hazırken geldi mi cenazeye? Cenaze vardı tabii canım, vardı. Pek nadir olur yani cenazenin olmadığı gün. Pek nadir olur. İnşallah bayramda çıkmaz. Biz de rahat ederiz. Onlar da bayramı görür ondan sonra inşallah. Şimdi siz tabii burada görevli olduğunuz için size bazı şeyler normal geliyor ama biz senede bir defa geldiğimiz için biraz daha böyle duygusal oluyoruz. Size böyle enteresan sorular geliyor mu başkan? Ya tabii ki hocam. Tabii ki gelmez olur mu? Yani mezarlık bin bir çeşit, bin bir türlü insan geliyor. Tabii bunun yanında o kadar da çeşit sorular geliyor. Akla hayale almadık sorular. Yani, örneklersek? Ne diyelim hocam, şu anda benim aklıma öyle pek şey gelmiyor da. Cenaze mesela, cenazeye gelenler, ya biz cenazeye geldik de işte kendi mezarımızı ziyaret edebilir miyiz? İşte, edebilir mi? Tabii ki edebilir. Niye sakınca olsun ki? Hani cenazeye gelmiş, eğer cenaze kalkmıyorsa, define gidecek zamanda gidip de mezarını ziyaret etmesi uygun olmaz. Hani cenazeye gelmiştir zaten. O cenaze işlemi bittikten sonra gidip mezarını da ziyaret eder. 10 tane mezar varsa onun da ziyaret eder. Onda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani en çok takıldığımız şeylerden mesela definlerde işte hocam nasıldı, nasıl gördünüz falan gibi sorular sürekli gelir. Yani size ahiretle ilgili sorular mı soruyorlar? Yani nasıl gördünüz? Nasıl gördünüz? Tabii yani. İnsanlar nasıldı, nasıl gördünüz? Ama daha önce bilinçaltına yerleştirdiler. Bazı hocalar bilir. Bunun ameli iyi miydi, kötü müydü diye şartlanmışsa size onu soruyorlar olabilirler. Değil mi hocam? Yani bunu... Ama sizin de bildiğiniz oluyor mu hocam? Yani şimdi ya, hayır. Şimdi bakın. Mühim olan öbür taraftaki ne yaptığını, ne olduğunu değil de bu tarafta nasıl yaşamış? Bu tarafta nasıl yaşamış? Ahiretin tarlası burasıdır. Burada dünyadayken ekersen... Şöyle derler. Ya ben helal mı kazanıyorum, haram mı? Diyor ki ne? Demek lazım. Parayı tabii nereye harcadığına bak. Tabii. Para nereye gidiyor? Parayı nasıl kazandın? Nerede kazandın? Oradan diyor çıkar. Parayı nereye kullandın? Nereye harcıyorsun? Nereye götürüyorsun? İşte bu dünyada ekersen öbür tarafta. İşte hocam nasıl gördündü, işte nasıldı, iyi mi durumu falan diye sorular sormaya hiç gerek yoktur. Şimdi, burada nasıl yaşarsan öbür tarafta. Tabii bayram öncesi en çok sorulan hani bu sahte hani Yasin okuyorlar veya dua okuyorlar, ellerinde ufak bir cüzleri evet, var. Evet. Herhalde evet, onlarla çok, ilgili çok, bir evet, mücadele. Şöyle bakarsan saysam mesela 1 2 3 4 herkes birkaç ellerinde var. Yani şu anda baksan mezarlık içerisinde 30 tane vardır. Sizin denetiminizde mi onlar? Hayır. Bizim denetimimizde değil. Serbest. Serbest. Yani bunu da bu konuda artık peki, şeyde... Peki hoca olmayan var. Mesela okumasını bilmiyor ama okuyorum gibi çok, yapıyor. Çok. Aslında dediğiniz gibi bunun içinde... mesela şimdi şey yap, biz 4 kişiyiz. Biz mezar burada asri mezarlıkta görevli 4 kişiyiz. 4 kişi yeterli olmaz, tamam, bunu kabul ediyoruz. Ama burada çalışacak yani şu kapıdan girdikten sonra insanlar güveniyorlar. Tamam mı? Kafasındaki takkeye, elindeki Kur'an-ı Kerim'e güveniyorlar. Bunun denetim altında olması lazım. Yani oradan girdiğinde ya ben bu şu adamı alsam götürsem acaba okuyabilir mi okuyamaz mı diye düşünmemesi lazım. O kapıdan girerken mesela Büyükşehir bunu şey yapacak, sınavını, sınav derken hani okumasını biliyor mu bilmiyor mu? Önce bir okutacak. Tabii ki. Onu okutacak. Bu mezarlıkta çalışmaya çalışabilir. Okuması vardır. Mezarlıkta bayram yani müddetince. Evimizde okusak olmaz mı hocam? En güzeli odur tabii. En doğrusu odur. Evet. En doğrusu odur. Ne biliyorsan, ne okuyabiliyorsan en güzeli odur. Diyebiliriz yani. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Yani illaki bir kafasında takke olan birisinin okuması şartı yok. Yani netice itibariyle bayram geldi, geliyor işte. Hayırlı bayramlar ülkemize,
memleketi. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar olsun. Evet, sizi tanıyalım. Ayşegül Kırmızı. Ayşegül Hanım. Evet, buyurun. Bugün Arefe kabristandayız. Evet. Kimi ziyarete geldik? Babamı. 62'de ölmüştü. Ben de 63 doğumluyum. Babam doğduktan 7 ay sonra doğmuşum. Babanı hiç görmedim. Hiç görmedim. Ama mezarına geliyorum. Babasız büyümek nasıl? Yani şimdi mesela bir öksüz çocuklara biz nasıl davranalım? Yaşayan bilir onu. Yaşayan bilir. Yani yaşayan neyse bilir. Şey yapayım. Ben de şey yaparım. Bayramlarda, düğünlerimizde, kardeşlerimin düğünlerinde. Yani bir üvey baban falan olmadı. Yok yok, hayır hayır. Annem 8'imizi de yetimlikle büyüttü. Yok, olmadı. Çalıştı. Nasıl bir baba özlemi var içinde? İstiyor muydun hep babam olsun? En büyük abime baba dedim. Büyüdükten sonra anladım onun babam olmadığını. Büyüdükten sonra, aklım erdikten sonra. Peki mesela diyelim ki bu kadar yaşın var. Evet. 54 yaşındayım. 54. Bu 54 yılın içinde en çok babanı aradığın gün veya yıl veya babalar an, gününde. Babalar günü. Mesela babalar gününde evlendiğim gün. Evden çıkıyorsun. Evet. O zaman daha mı çok aradın babanı? Tabii. Aramaz olur muyum? 23 Nisanlarda, bayramlarda, ilkokuldayken. Hatta da bir gün babam yoktu. Annem dedi ki babasızları bayrama almıyorlarmış. Ben de dedim sen de bana baba al. O da dedi ki olmaz ki dedi. Bir günlüğüne baba al diye ağladığımı hatırlıyorum. İlkokul birdeyken. Mesela nasıl bir baba hayalledin? İşte babam olsa ona bir sarılsam. Tabii. İşte ondan baba ölesem. Arkadır. Baba kuvvettir. Ne bileyim yani. Öyledir Zahir. Bilmiyorum da. Öyledir Zahir. Ama şimdi sizin bir eşiniz var. Çocuklarınız var. Tabii. Allah çok şükür. İki oğlum var. Bir tane görmek. Torunum var. Evet. Tabii. Bir de ben çocuklarıma babanızı kırmayın. Yani beni kırın. Babanızı kırmayın dedim hep. Yani sayın, sevin dedim. Beni sevmeyin, babanızı sevin. Beni saymayın yeri geldiğinde, babanızı sayın dedim. Yani 5 tane erkek kardeşim var. Hepsi babam gibiydi, baba gibi bildim yani. Ama en büyük abi yok, 2 ablam var. En küçükleri benim işte. Ailenin en küçüğü benim. Evet, o zaman böyle Allah işte. Acı vermesin. Amin. Sağ ol. Hepiniz. İyi ki bayramlar var. Evet, tabii ki. Arefeler var. İşte bulduk. Ben de bulalı çok olmuyor. Tapısını falan benim oğlum buldu. Beni getirmiyorlardı ama benim oğlum büyüdü, buldu. Getiriyor her sene. Kaç yıl oldu yani? Bu da mı yeni? Yeni oldu, yeni. Birkaç yıldır. Çünkü 2 tane Mehmet çoban var. İkisi de 62'de ölmüş. İşte aylarını karıştırınca ikisi de yan yana gibi. Biri ön tarafta, biri arkada. Bak şanssızlığa İşte bak. Onun için bulamadık. Yani babasız büyüdün, babanın mezarını evet, yeni buldun. Evet, yani yeni de bulduğum dediğim 10-12 sene önce oldu. Ama bulduğuna ne kadar sevindim. Tabii ya. Gittim yani dedim ben senin kızınım dedim. Değil mi? Ben senin kızınım dedim. Bak büyüdüm dedim. Keşke ben ölseydim, sen kalsaydın dedim. Yani böyle işte. Herkesin bayramı mübarek olsun. Herkes babasıyla, sevdikleriyle, çoruyla, çocuğuyla, torunuyla mutlu olsun. Ne deyip? Sağ ol. Böyle işte. Yanımızda yine bir hanımefendi var. Sizi tanıyalım. Ben Mühibe Orcanoğlu. İzmir'den Adana'ya gelin geldim. 2 tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum evli, bir torunum, gelinim var. Eşim var. Buraya da eşimin sülalesini görmeye geldim. Benim annem Çorum'da vefat etti. Babam İzmir'de gitti. Nasıl İzmir, Çorum yani? Annem Çorumlu, babam İzmirli. Annem de Çorum'dan İzmir'e gelin gitti. Aynen. Sen aynen. İzmir'den Adana'ya gelin aynen geldin. Aynen öyle oldu. Sen de kızları bir yere vermiyorsun. Kısmet. Bir yani. Tane kızım var ama vermek istemiyorum uzağa. Evet, evet. Yani. Burada kim var? Burada eşimin yakınları babası dersen, var, annesi, yani kardeşi. Kaynatan, aynen, burada. Aynen. Görümcemin kocası, eşimin teyzesinin kızı, evet. Hepsi onlar var. Onları ziyarete geldim. Gelir misiniz? Evet, her bayram gelirim. Ne yapıyoruz? Geliyoruz, Kur'an okutturuyoruz, mezarlarını suluyoruz, düzelttiriyoruz. Aynen öyle ediyoruz.
İşte şimdi şu anda eşim babasının mezarına gideceğiz. Evet. Ya ölüm bize çok uzak değil aslında. Ya kipriklerimizin arasında. Evet. Bileni ama. Önemli olan kalp kırmayacaksın. Her şeyi güzel karşılayacaksın. İster misin? Mesela diyelim ki biz bir gün hak vaki olunca bizi de ziyarete gelsinler diye umuyor musun böyle? Aynen öyle. Kimler gelebilir sana? Artık onu bilemem. Evlatlar mı gelir? Aile mi gelir? Yani bilemem. Yani o vefa için mi yapıyor? Yani ben gelirsem bana da gelirler diye böyle bir düşünce oluyor mu? Oluyor. Değil mi? Oluyor. Evet. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah herkesin gönlünce versin. Amin. Beyefendi sizi tanıyalım. Enver Ergun. Enver abi bugün Arefe ve kabir ziyaretindeyiz. Evet. Kimler var abi? Büyüklerimiz var. En başta annelerimiz var, babalarımız var, işte amcalarımız var. Malum herkes gibi biz de ziyarete geldik. Bu da burası Adana Asri Mezarlığı. Yani evet, Adana'nın evet, evet. En eski merkezi evet. Bir evet, evet. Mezarlığı, kabristanı. Başkanım az önce sizinle partide bayramlaştık. Evet. Biz kabristanda program çekiyoruz. Siz de buradasınız. Hayırdır? Şimdi bizim yıllar önce bundan 38 sene önce, 40 sene önce bu dava için, bu bayrak için, bu ezan için, ezan inmez, bayrak susmaz diyen insanlar şehit edildi. Bunlar bizim ülkücü şehitlerimiz, bunlar bizim değerlerimiz. Bugün burada olmamızın sebebi, şimdi ülke ocakları başkanları da gelecek. Bunların kabirlerini ziyaret edip onlara bir fatiha okutacağız. Onlar bizim mücadele arkadaşlarımız. Onları biz hiçbir zaman unutmadık. Her zaman bizle beraber yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, beyefendi sizi tanıyalım. Evet, ben Gürsel Çetinel. Buranın Adana'nın köklü ailelerindenim. Karataşlıyım. Elifoğlu Kilise Köyü'ndenim. Yani uzun süredir Mersin'de yaşadım işim ve okul dolayısıyla. Fakat şu anda tekrar memleketime döndüm. Gördüğüm şeyde başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mezarlık müdürüne de çok teşekkür ediyorum. Geldim her ziyaretimde, her güzel günde daha güzellikler görüyorum. Ve şu anda yeni yapılanma çok güzel, bir şeyler var. Çalışmalar çok güzel. Ve şu düzeyde koydukları yaşlılar için araçlar çok muhteşem bir şey. Yani böyle bir hizmetin daha daimi olmasını, daha da katkılarını bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz başkana. Ve ayrıca mezarlık müdürüne de. Sizlere de teşekkür ederiz böyle bir şeyi. Şimdi bugün Arefe, kimi ziyarete geldik abi? Ben kardeşim vardı, abim daha doğrusu. Ona geldim. Babaannem var beni büyüten. Yani annem babam yaşıyor ama o daha şeydi, sevdiğimiz. Halamla sağ olsun, Almanya'dan gelen halamla annesine yani babaanneme geldik. Halamın kızıyla beraber. Bütün ulaşabildiğimiz tüm ölülerimize ziyaret etmek istiyoruz. Allah herkese de nasip etsin. Herkesin de hem arefesini hem de gelecekteki bayramını mübarek etsin. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Teşekkürler.